Hekimlerin maaşlarında, ücretlerinde herhangi bir düzenlemenin yapılmamış olması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları tarafından 8 Şubat 2022 Salı günü bir iş bırakma yapılacaktır. Hekimler ve sağlık çalışanları özlük haklarındaki taleplerin karşılanması için Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Emek Meslek Örgütleri'nin çağrısıyla 15 Aralık'ta greve gitmişti. Taleplerinin karşılanması adına henüz bir gelişme yaşanmadığını söyleyen hekimler ve sağlık çalışanları 8 Şubat'ta yeniden greve gideceklerini açıkladılar. Covid-19'un meslek hastalığı sayılması ve ücretlerde iyileştirme başta olmak üzere diğer talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyleyen Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun, 8 Şubat Salı günü acil servisler dışında hastanelerde hizmet verilemeyeceğini ifade etti. Ekim ayında başlatılan eylemlik sürecinde sesimizi ülkeyi yönetenlere duyurmaya çalıştık. Hekimlerin yaşadıkları sorunlar, içinde bulundukları ortamlardaki güvenli koşullarda hekimlik yapamamaları başta olmak üzere pek çok talepte bulunduk. Kasım ayında İstanbul'dan başlayan beyaz yürüyüş, daha sonrasında Kocaeli, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da sonlanan bu yürüyüşten sonra yapılan beyaz formada bu sesi duyurmaya çalıştık. 15 Aralık'ta yapmış olduğumuz grev eylemiyle tüm ülkede sesimizi duyurmaya, dikkati buraya çekmeye çalıştık. Ancak tabii taleplerimizle ilgili nesnel bir gelişme olmadığı için yeniden Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları'nın çağrısıyla 8 Şubat 2022 Salı günü ülkede tüm sağlık birimlerine, aile sağlığı merkezleri de dahil olmak üzere görev, yani grev kararı, iş bırakma kararı alındı. Bu süreçte hekimlerin sorunlarına dikkat etmek için taleplerimizi yine tekrar etmekte yarar var. Öncelikli olarak hekimlerin büyük bir çoğunluğunun maaşları ne yazık ki yoksulluk sınırının altında kalmış durumda. Çok ciddi geçim kaygısı çekiyorlar. Çok riskli görevler yapan ve beraberinde uzun çalışma süreleriyle çalışan hekimlerin bir an evvel bu özlük hakları ile ilgili, maaşları ile ilgili düzenlemeleri mutlaka yapılması gerekir. Pek çok hastanede ek ödeme adı altındaki yönel sermayelerin ödenmediği, hatta nöbet ücretlerinin bile ödenmediğini biliyoruz. Bunun yanı sıra en temel taleplerimizden bir tanesi güvenli çalışma ortamlarına sahip olmamamız. Ülkemizde ne yazık ki hemen her gün bir sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik bir şiddet haberiyle karşılaşıyoruz. En temel taleplerimizden biri sağlıkta şiddeti önleyecek tarzdaki bir yasal düzenlemenin en kısa süre içerisinde çıkarılmasını bekliyoruz. Yine emekli hekimlerin durumu inanılmaz kötü. Emekli sandığından, Bağkur'dan, sosyal sigortalardan emekli olan hekimler var. Maaşları açlık sınırının altında. O yüzden bunlara yönelik ortak bir düzenleme yapılması gerekiyor. En temel taleplerimizden birisi de Covid-19 başta olmak üzere bir meslek hastalığı yasasının çıkarılmasını bekliyoruz. Günümüzde ne yazık ki önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen on binlerce insanı kaybettiğimiz Covid-19 süreci içerisinde çok ciddi anlamda bir sağlık çalışanını da kaybetti. Hekim ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere. Bunlar için mutlaka Covid-19'un bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekiyor. Hekim arkadaşlarımız her gün yüzlerce hastaya bakıyor. Bu yüzlerce hastayla uğraşırken gerçekten bu iş yükünün altından kalkarken çok zorlanıyorlar. Hekimler de hastalarına yeterli zaman ayırarak daha iyi bir sağlık hizmeti vermek yönünde hareket ediyorlar. Çalışma koşullarımıza ilişkin düzenlemelerin yapılmaması, Covid-19'un meslek hastalığı olarak hala kabul edilmemiş olması, hekimlerin maaşlarında, ücretlerinde herhangi bir düzenlemenin yapılmamış olması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları tarafından 8 Şubat 2022 Salı günü bir iş bırakma yapılacaktır. Buradan halkımıza çağrıda bulunuyoruz. 8 Şubat Salı günü acil sağlık sorunlarınız haricinde sağlık kurumlarına gelmeyiniz. Bu konuda bize destek olunuz. Gelecekseniz de bizim saat 12.30'da Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi önündeki basın açıklamamızda bizlere destek olmak için gelin. Bu sorunları görünür hale birlikte kılalım. Bizler halkın daha nitelikli bir sağlık hizmeti alması için çabalayan insanlarız. Böyle bir meslek grubuyuz. 8 Şubat Salı günü ülkemizde gerek aile sağlığı merkezlerinde gerek hastanelerde rutin poliklinik işlemleri yapılmayacak. Sadece acil sağlık sorunu olan insanlarımıza acil servislerde hizmet verilecektir. Sadece bu riskli incinebilir gruplardaki hastalara yönelik sağlık hizmetleri sürdürülmeye devam edecek. Hastanelerde servislerde yatan hastalarla ilgili
zaten tedavi süreciyle ilgili herhangi bir sorun yok. Onların tedavileri sürüyor olacak. Yine COVID-19'la ilgili yakınması olan hastalara acil servisler vasıtasıyla hizmetlerin sürdürüleceğinden bahsetmek isterim.